Evet, şimdi canlı yayını başlattım Caner Bey. İsterseniz bir 2 dakika bekleyebiliriz arkadaşlar toplanması açısından. Hı, hı Ondan sonra yayınımıza başlamış oluruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hı, şu an ne gördüm başladı zaten. Şuradan yandan chat'i de açayım ben. Yan çevir. Güzel. Selamlar herkese. Biraz bekleyelim sonra ekran paylaşımıyla başlatayım ben. Naber hoş geldin. Ben geliyorum şimdi. Peki. Tamamdır. <laughs> Teşekkürler Bahadır. İsterseniz Caner Bey müsaitseniz başlayabiliriz şimdi. Tamam. girişi yapayım. Öncelikle. Okay. Merhaba arkadaşlar ben Deniz Şahin Google Developer Sırtınız Kılaps Yozgat Bozok Üniversitesi topluluğu lideriyim. Bu sene üniversitemizde yeni bir topluluk olarak kurulduk. Ben bu sene üniversitemizde kurucu lider olarak bulunuyorum. E, bugünkü etkinliğimizde Caner Bey ile birlikte güzel bir etkinlik yapacağız. Özellikle Android konusunda ve onun deneyimlerini konu alacağız. O da güzel bir etkinlik yapacak bize. E, Katılan herkese bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak ve yayını beğenerek destek olabilirsiniz bu yayından gelmesi için. Caner Bey, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Görüşmek üzere. Şimdi şöyle bir ekran paylaştım. Yayına geldi mi acaba? Bunu bir teyit edebilir miyiz? Tamam, biraz geç geldi oluyor. Hı -hı. bakıyorum. Tamamdır. Evet, şimdi geldi yayına. Tamam süper. O zaman sunum üzerinden devam ediyorum ben. Sağ ol tekrar. Evet herkese selamlar tekrardan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz Android dünyası. Compose ve multi platform. Aslında Compose ve Compose multi platform. E, ee, i̇ki kere Compose keyword'u geçmesin diye böyle kısalttım. Bugün Android ve Kotlin'e e, değinmektense, böyle yüzeysel bir geçip e, ondan onun sonrasında Android e, üzerinde e, yeni yeni var olan e, multi platform, daha doğrusu kompoz multi platform ki benim şu an en merak duyduğum konu. E, yaklaşık 2 yıldır da stabil bir şekilde e, kullanılmaya başlanan e, Compose konusuna değineceğiz. Bununla ilgili de 3 e, proje üzerinden e, örnekler göstereceğim. Biraz 101'in üstünde bir sunum olacak ama yine de tabii ki yüzeysel geçeceğimizi tekrar belirteyim. Şu şekilde başlayalım. Öncelikle kendimi bir tanıtayım ben. Şuradan da sunum şeyine geçelim bu arada. İsmim Cener, türe Erftüre. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğrencisiyim hala. Dokuzuncu <laughs> yılım. Bu sene bitireceğim inşallah. Her yıl aynı cümleyi kuruyorum. Bu yıl biter diye ümit ediyorum. Ee, şu anda aktif olarak Teknasyon'da Android Developer olarak çalışmaktayım. Ee, öncesinde Mobven, Huawei ve Ludos şirketlerinde çalıştım. Yaklaşık 3 e, yıllık deneyimim var. 2,5-3 ee, yıl diyelim. Ee, dördüncü şirketim. Ee, onun dışında yaptıklarım neler? Community'de daha çok e, aktiflik gösterdim diyebilirim. Google'ın e, DSC, şu anki adıyla GDSC. GDG ve özel bazı platformlar Upschool ve Vitek'te hem eğitmenlik hem konuşmacı, işte e, advisor e, ve assistant olarak e, görevler aldım. E, bir dönem Android Developers Grup adlı bir komünitimiz vardı. Orada team lead'lik yaptım ve DSC İstanbul Üniversitesi'nde de Technical Team Coordinator olarak görev almış idim. Şimdi e, bununla ilgili bu süreçlerle ilgili sorularınız varsa, hani bu aşamaya kadar nasıl geldim vesaire. Bununla ilgili soruları yayının sonunda zaten alacağım. Onun dışında bir konularımıza göz gezdirelim. Temel olarak 3 ana maddemiz var aslında. Bir Android genel bakış yüzeysel bir giriş yapacağız. Sonrasında Android içerisinde güncel olarak kullandığımız iki temel yapı, kütüphane, teknoloji diyebileceğimiz Jetpack Compose ve Compose Multi Platform konularına değineceğiz. Şöyle genel bakışla başlayalım. Ee, bu animasyonları evet güzel, güzel animasyon. Otomatik yapmış, ben yapmamıştım. Ee, Android ve Kotlin özelinde şöyle ufak bir e, tanımlama yapacak olursak, e, Android'i e, aslında en çok seçme nedenlerimden de birisi olan dünya çapında en çok kullanılan e, mobil işletim sistemi olması bizim için önemli. E, bu geniş kullanım alanı büyük fırsatlar sunuyor. Ee, tabii ki e, burada sizin de geliştirdiğiniz uygulamaların e, hedef kitlesi e, çok çok değerli oluyor. Yani çok kullanılıyor diye çok para kazanmış, kazanacak olmuyorsunuz. E, çünkü Android kitlesi iOS kitlesine göre e, biraz daha para harcamaya az yatkın bir kitle diyebiliriz. Gerçekçi olmak gerekirse. E, onun dışında açık kaynak kodlu olması e, bizim için çok değerli. Yani siz bir geliştirici olarak e, Android'in kendi kodlarına müdahale edebiliyorsunuz, değişiklik yapabiliyorsunuz. Tabii ki de kendi geliştiricileri tarafından yapılacak incelemeden sonra. Onun dışında community, tabii ki her dilin, teknolojinin, framework'ün bir community'si var. Ama Android özelinde konuşacak olursak, Android'in community'si bence diğer community'lere göre çok daha aktif, yardımsever ve iletişim iletişimi yüksek olan bir community diyebilirim. Çünkü yaklaşık 3-4 yıldır içerisinde aktif olarak varım. Bu noktada da aslında beni en çok etkileyen konulardan birisi bu. Çünkü teknoloji bağımsız, community benim için her şey ve sizin için de her şey olmalı. Yani amacınız sadece kendinizi geliştirmek değil, etrafınızı da geliştirmek olmalı. Bu şekilde büyümek daha rahat ve <laughs> anlamlı oluyor. Onun dışında özelleştirilebilirlik, Android içerisinde neredeyse yapamayacağımız, müdahale müdahale edemeyeceğimiz hiçbir konu yok diyebiliriz. E, iOS tarafı, e, bu arada iOS iOS diyorum, e, sallamak değil şu an amacım, o, o noktaya gelmedik henüz. E, sadece kıyas amaçlı yapıyorum. E, iOS daha kapalı kutu bir yapıya sahip. E, zaten Apple'ı bilenler bilir. E, bu noktada Android bu açıdan daha zengin diyebiliriz. Dünya genelindeki kullanım oranından zaten yukarıdaki cümlede de bahsetmiştim. Buraya geçebiliriz. E, Tuğba hoş geldin. E, Kotlin e, kısmına değinecek olursak biz Android'i öncesinde e, Java ile geliştiriyorduk. Daha doğrusu geliştiriyorlarmış. Ben bir sene e, sadece geliştirdim ve bunu profesyonel değil e, kendi çapımda yaptım. E, güncel olarak kullanılan dil Kotlin diyebiliriz. Bu Java'nın yerini alan bir dil aslında ve Android'in e, aktif olarak güncel resmi programlama dili. Bu e, Google tarafından 2017'de resmi olarak ilan edildi. E, burada Kotlin'i e, nasıl özetlersin diye soracak olursanız Java'nın daha basit ve pratik e, yazımlı hali diyebilirim ben en azından kendime göre. Tabii bunun yanında güvenli okunabilir ve kısa kod yazımı da sağlıyor. Ee, i̇kinci bir önemli nokta, ee, dilek selamlar demiş, teşekkürler, hoş geldin. Ee, Java ile uyumlu çalışıyor. Zaten Kotlin'in arkasında çalışan da Java, ee, o yüzden Java düşmanlığı çok da yapamıyoruz. Sadece güncel son e, yıllarda geliştirilen e, kütüphaneler saf Kotlin olarak geliştiriliyor. Çoğu yapının arkasında hala Java var. Ee, bu sebeple aynı proje içerisinde hem Java'yı hem Kotlin'i kullanabilmemiz mümkün. Ki hala e, çok büyük ve eski projelerin bir kısmı Java kodlarına sahip. E, ya e, sıfırdan başlayacaksınız e, kodlini tamamen saf geliştirmek istiyorsanız ya da e, Java ha, hali hazırda Java olan uygulamanızı parça parça Kotlin'e geçirmek e, bizim için mümkün. Birlikte çalışabilmesi de bu açıdan çok çok değerli. E, onun dışında nal güvenliği ve ifade gücü yüksek bir sintaksi sahiptir. Bu zaten yukarıdaki güvenli okunabilir kısmı e, buradaki iki e, keyword'ü karşılıyor ki bizim için Null en en büyük programlardan birisi. E, bu sebeple e, aslında Kotlin'i geliştiren geliştiricilerin e, kurduğu bir cümle de var bu konuda. Kotlin'de Null hatası alıyorsanız e, bu sizin için büyük bir başarıdır. E, biraz cümleyi çevirdim tam böyle de olmayabilir ama anlattığı şey aynı yani öyle söyleyeyim. E, temelde Android ve Kotlin aslında bu, bizler için. E, şimdi e, içerisinde kullanılan iki yeni kütüphaneye, teknolojiye değinelim yavaşça. Jetpack Compose, aslında bu bizim biraz benim bakış açımdan hayatımızı değiştiren bir e, yapı oldu. E, neden? Birazdan kod, kod üzerinden de örnekler vereceğim. E, çok rahat bir şekilde aslında mantığı anlayacaksınız. E, ee, öncelikle Jetpack Compose nedir? Bize, bizim için neyi ifade ediyor? Ondan bir bahsedelim. Burada Compose dediğimiz içerisinde Composable e, yapılar barındıran yani Composable'ı çevirmek gerekirse birleştirilebilir parçalar kullanarak oluşturan bir yapı. Biz bu Composable'ı yani birleştirilebilir parçaları kullanarak parça parça UI'yı dizayn edip ayağa kaldırıyoruz aslında temelde. Birazdan dediğim gibi kod üzerinden de örneklerini göstereceğim. Merak etmeyin. Ee, bu, zaten buradan bahsettik. Ee, özetlemek gerekirse genel anlamda biz UI'ımızın yani kullanıcının yani sizin o gördüğünüz bir e, ekranın tasarımı aslında onun tamamına yapboz dersek bu Composable'ın her birine yapboz parçaları diyebiliriz. Ki zaten bu birleştirilebilir parçalar da buradan ortaya çıkıyor. Ee, sonrasında da şöyle ufak bir e, kod örneğiyle devam edelim. Birazdan projeyi de açacağım direkt. Proje içerisinden de görüntüleyeceğiz. Şimdi öncesinde yani UI için biz kompozu kullanmadan önce ne yapıyorduk? İlgizemel ee, adlı bir e, dosyamız var bizim. Nokta e, ilgizemel uzantılı aslında bu. Bunun içerisinde ilgizemel kodu kullanarak UI tasarlıyorduk. Ve e, bu bizim için aslında bir e, iş yükü diyebilirim. Çünkü büyük projeleri örnek alırsak, mesela benim şu anda Teknasyon içerisinde e, çalıştığım uygulama GetContact. E, burada GetContact içerisinde e, yaklaşık bu XML dosyasından 400-500 adet var. E, büyüklüğü siz düşünün e, ve bu e, uygulamanın tamamını kompoza geçirdiğimiz takdirde bu 400-500 XML'in tamamını ortadan kaldırıyoruz aslında. Aslında kompozun bize en büyük iyiliği bu ve bu XML'lerin neredeyse tamamı ortalama bir şey söylemek gerekirse 150-200 satırdan oluşuyor. Yani bizi kurtaracağı yükü anlamanız için bence güzel bir örnek burası. XML'i hatırlayalım. Ben hatırlamak istemiyorum ama şu anda kitap üzerinde geliştirmiş olduğum yeni uygulamaların neredeyse hiçbirinde XML yazmıyorum aktif olarak. Şirket içerisinde de kompoz geliştirme yapıyoruz. Yeniden başladığımız, sıfır yazdığımız sayfaların tamamı kompoz. Hali hazırdaki XML sayfaları da vakit buldukça XML'den kompoza geçiriyoruz ki şu anda üzerinde bulunan teskte bir kompoz refaktör teski. Yaklaşık 3-4 sayfayı kompoza geçiriyorum şu anda. Ki çok çok keyifli bu arada. Bir şeyi o yükten kurtarıp daha basit bir hale getirmek inanılmaz zevk veriyor. Ve kompoz yazarken başlangıçta zor gelse de hali hazırda XML yazanlar için söylüyorum eğer ki varsa deneyimleyenler başta kompozu geçiş biraz zor oluyor mantığını kavramak içerideki keywordleri, yapıları kavramak ama yaklaşık bir, birinci ikinci aydan sonra aşırı eliniz hızlanmaya ve o yu ayları neredeyse bir buçuk iki kat daha hızlı çizebilir hale geliyorsunuz. Birazdan zaten e, proje içerisinde de bizzat örneğini vereceğim. Şimdi burada basit bir örnekle gidelim. XML'de biz basit bir text view'u nasıl çiziyorduk Sağ tarafa bakacak olursak şuraya e, bir tag açıp bu e, view'un bir text view olduğunu bildiriyorduk XML'e. Şurada da o tag'i kapattığımız kısmı görebilirsiniz. E, bu e, view'un daha doğrusu her view'un bir width'i ve bir height'i bulunmak zorunda bizde. Burada ikisini de wrap content veriyoruz. Wrap content ne işe yarıyor? Text view'un içerisine yazdırdığımız textin genişliği ve yüksekliği kadar bu view'ı genişlet veya yükselt. Temelde o. O eski günleri özleyenler. Özleyenler ne ya? Bu, kim bu mod? <laughs> Şikayet edeceğim bu <Mumot> modu. <laughs> özlemiyoruz. İlk zaman özlemiyoruz arkadaşlar lütfen. Ee, bir de text, e, burada attribute'umuz var. Bunun içerisinde de diyorum ki bu text view'a hello yazdır. Sonrasında e, constraint dediğimiz yapıyla bu view'un aslında ekranda nerede duracağını bildirdiğimiz bir e, yapıya sahip. E, burada da constraint start to start diyerek ekranın en soluna e, yapışmasını, burada parent'la sağlıyorum bunu. E, top to top diyerek de ekranın en üstte durmasını e, sağlıyoruz aslında temelde bu TextView'un. Ve e, bu e, kodu çalıştırdığımda ben, bu projeyi çalıştırdığımda Hello yazısı Android cihazımın sol en üstünde bulunacaktır. Keşke onun bir screenshot'ını koysaydım ama koymamışım. E, peki bu TextView yani o sol en üstte Hello'nun durduğu o UI'ı ben Compose'da nasıl çizebiliyorum? Ona gelelim. Compose'da ise yapmam gereken tek şey bir Function oluşturmak, bunun bir hello text olduğunu bildirmek. Farklı bir isimle de ifade edebilirsiniz bunu. Önemli değil şu an. Ve bu function'ın bir composable function olduğunu bildirmem gerekiyor. Burada da add composable yazıyoruz. Biz bunları Android'de annotation diyoruz. Yani composable annotation'ını kullanıyorum. Peki bunu buraya yazmam benim için ne anlam ifade ediyor? Şu anlama geliyor. Aşağıda oluşturduğum fonksiyon aslında e, Composable bir UI element, yani Composable Widget'ta diyebiliriz buna basit anlamda. E, bunun bir UI element olduğunu ben sisteme bildiriyorum. Ve bu Hello Text'i kullandığım yerde e, direkt onCreate'in içi olacak. Birazdan örnekte göstereceğim. E, solda Sağda gördüğümüz bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 satırlık kodu burada e, 4 satırda. Aslında şu Composable ve Function'ı ortadan kaldırırsak e, şuraya baz almamız lazım. Direkt text hello diyerek şu 6 satırlık yapının tamamını karşılayabiliyor kompoz bizim için. Temelde aslında en basit mantıklardan birisi bu. Tabii ki bununla birlikte çok farklı örnekler de verebilirim ama detaylara girmem gerekecek. Özellikle bizim için veri listeleme için kullandığımız adapter yapımız var. Recycler view. Orada adapter klası oluşturmamız lazım ve bu bizim için bir 50-60 satırlık koda tekabül edebiliyor. Ortalama anlamda. E, o klası tamamen ortadan kaldırıyor kompoz e, ve e, direkt e, 9-10 satırlık bir kodla e, o listeleme yapısını e, bizim için karşılıyor. Aslında benim temelde en başta kompoza e, sırf bunun için geçilir dediğim yapı oydu. E, tabii ki burada en basit anlamda view tarafındaki değişiklikleri de görebiliyoruz. Şimdi burada e, şöyle ufak bir örnek üzerinden gidelim. Ee, aslında doğru ben bunu eklemiştim. Adapter e, yapısını buraya ekledim, onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi burada bir pikselik yazım var benim ve ekranda gördüğünüz e, rehber, uygulaması tarzı bir e, yapımız var. İlgizemeli özlemek mi pardon? Yine <laughs> öyle bir şey yok. Bırakamadık. Evet bırakmak biraz sıkıntı. E, yeri gelmişken de söyleyeyim sıfırdan başlayanlar sık sık soruyor bu soruyu. E, i̇şte mi başlayalım, kompozlama başlayalım. Ee, şu anda hali hazırda tabii ki kompoz e, daha çok kabul gören bir yapı e, ki ileride mecbur şekilde geçeceğimiz yapı diyebiliriz buna. E, ama aktif olarak projelerde ilgizemelde çoğunlukla var olduğu için ve bir, bir müddet daha bu var olacak. Çünkü az önce bahsettiğim o kaynak ayrımı çok rahat olmuyor. Dolayısıyla tamamıyla projenin kompoza geçmesi epey bir süre alacaktır. Dolayısıyla iki yapıyı da bilmemiz çok çok e, önemli bizim için. Başlangıçta XML başlayıp, böyle orta düzeyli bir 2-3 app geliştirip gitaba, sonrasında kompoza geçiş yapmanız sizin için faydalı olacaktır diyeyim. Ve geçelim örneğe. Burada örneğimizde basit bir kontak başlığı var. Altında da basit bir listem var. Tabii ki hepsi mock data ve hepsi aynı datalara sahip. Burada 5 satırlık bir veri listem var benim. Şimdi bunu kompoz e, tarafında e, bu şekilde geliştiriyoruz. Şöyle temel olarak üstünden geçeceğim bütün kodların. E, bir kalım oluşturuyorum ben. Kalım dediğimiz yapı kompozda yukarıdan aşağıya stacklemek istediğim view'ları barındıran aslında bir layout diyebiliriz. XML'den e, anlaşılabilecek şekilde örneklendireyim. Burada modifier'ımız var. Modifier da bizim için önemli noktalardan birisi. Kompozda e, Compose'da bir Viva vermek istediğimiz neredeyse tüm özelliği modifier'lar üzerinden veriyoruz. Yani modifier nokta size diyerek ben bu kalımın tüm ekranı kaplamasını istediğimi belirtiyorum. Sonrasında da her bir kenarından 24'er dp padding vermesini istiyorum. Kompoz içerisinde e, margin yok. Sadece padding bulunuyor. Yani bu kalım içerisine yerleştireceğim her bir view her yönden 24 dp padding e, dizilmeye başlayacak alt alta. Sonrasında bir text oluşturarak Contacts e, context, e, text'ini içeriye veriyorum. Font size'ını ve weight'ini bolt olarak vererek aslında şu görünümü sağlıyor. Şurada gördüğünüz text kısmı burası. Ve altında da bir boşluk var farkındaysanız. O boşluğu da Spacer adlı komponentimiz ile veriyoruz. Bu arada bu işte text-spacer şu ikisi de direkt kompozun bize, direkt kendisinin verdiği komponentler biz oluşturmuyoruz. Burada da bu spacer'ın yani boşluğun yüksekliğinin 16 dp olması gerektiğini belirtiyorum. Ve şuraya 16 dp'lik bir boşluk bırakıyor bizim için. Sonrasında bu boşluktan sonra da contact list adlı komponentimi çağırıyorum. Şimdi bu bize kompozun verdiği bir eleman değil. Biz bunu ayrı bir Composable Function oluşturup sonrasında buraya tanımlıyoruz. Ve bizim için alttaki şu 5 satırlık view'ı oluşturmuş oluyor. Burada da kontak listenin içerisine benim bir liste iletmem lazım. Ki bunu burada iletiyorum bakın. Kontak e, parametresine bir liste iletiyorum. E, bunu da e, kodun herhangi bir yerinde oluşturmuşum. Orayı belirtmemişim. Ekranda gördüğünüz şu datalar var zaten. İsim ve numara. Burada bir lazy kalım oluşturuyorum. Bu lazy kalım ee, yukarıdan aşağıya e, içeriye ilettiğim liste kadar e, şu sağdaki görünümü çoğaltarak o e, dataları bastırmasını sağlayan bir yapı aslında. Buraya da items diyerek şu kontaksı yani kontak listi veriyorum ve bu benim için bir for each gibi çalışıyor. Her e, döngüde her bir adımda şu sağdaki tasarımı benim için şurada çizerek ekrandaki görüntüyü oluşturmuş oluyor. Yani birinci sıfırıncı elemanda şu satır, birinci elemanda bu satır. Ee, şu görünümü e, kullanarak benim için tek tek bunları çiziyor. Contact item'da da bir row çizmişim. Neden row? Kalım ne demiştik? Yukarıdan aşağıya stackliyor view'ları. Row da anlayacağımız üzere satır. Soldan sağa içerisine e, atadığımız view'ları stackleyen bir yapıya sahip. Burada da benim için iki adet text view'a ihtiyacım var. Bir de arada bir spacer e, için bir ihtiyacım var. Asıl spacer'ı kullanmasak da olurmuş. Oraya çok değinmeyelim şimdi. Ee, burada bir text tanımladım. Contact içerisindeki name'i buraya aktardım ben. Yani isim caner türe yazacak. Ve bunun ağırlığı 1f olsun dedim. Yani e, şu. E, aradaki boşluğun tamamını bu kapsasın. Ki telefon numarası en sağa yerleşsin. E, sonrasında bir spacer verdim. 8dp. Heh, şimdi bunu niye verdiğimi hatırladım. Eğer ki buradaki caner tür ismi çok çok uzun olursa, yani numarayla yapışmasın diye araya her herhalde bir 8 8'lik şöyle ufak bir boşluk tanımlaması yapmışım. En sona da bir text tanımlayıp bunun içerisine telefon numarasını yazmasını istiyorum. Aslında gördüğünüz yapıyı basitçe şu kadarlık satırla halledebiliyorum. ama bunu Excel ile yapmak istersek neler yapmak zorundayız? Şimdi oraya değinelim. Şimdi öncelikle e, şu ekranda gördüğünüz yo için oluşturacağım bir xml var. Şunu solda görebilirsiniz. En dışta bir constraint layout bulunuyor. İçerisinde bir text view um var. E, buraya ben contacts yazıyorum. Aslında şu gördüğünüz kalın kısmını oluşturduğum xml burası. Yani direkt xml karşılığı diyebiliriz. E, columns, e, yazıyorum. Ardından işte e, renk, size, style vesaire tanımlamalarımı yaptım. Ve altına e, bir Recycler View yerleştiriyorum. Bu Recycler View'a o az önce tek tek caner türe ve numara yazan satırları birazdan e, yerleştireceğim, atamasını yapacağım. E, sonrasında e, şuraya değinecek olursak, burayı burada, burayı neye yazmışım ben? Yo doğru, bu Recycler View'un elementleri aslında. Şurada bir boşluk var, kafa karıştırmasın. Recycler View için kullandığımız özelliklerin tamamı şunlar. E, ve e, şurada gördüğümüz Contact Item, yani basitçe bir e, satır için oluşturduğumuz kod, XML tarafında şu şekilde. E, burada da Text View içerisine e, birazdan yine kod içerisinden e, name'i ve buradaki Text View'a da telefon numarasını nasıl aktardığımızı göstereceğim. Basit anlamda XML tasarımı bu şekilde. Şimdi gelelim kod kısmına. Ee, az önce bahsettiğim e, burada işte main activity XML dediğimiz bir KT dosyası. Yani bir Kotlin dosyası. Ee, burada bahsettiğim tüm yapılar bu KT dosyasının içerisinde aslında. Ee, yani ben aslında kodu yazarken UI'yi de kodla birlikte çiziyorum. Ama XML'de e, XML dosyalarımız burada iki adet ayrı olarak çiziliyor. Sonrasında ben bu XML'leri bu KT dosyalarına bildirerek içerisindeki şu ID'leri kullanarak bu view'ları çağırıp içerilerine atama yapıyor. Yani aslında 2-3 e, aşamalı bir yapıya dönüşüyor XML'de bu sistem. E, şöyle, şu şekilde binding diyerek aslında activity main XML binding'i yani şu XML'i ben buraya e, çağırıyorum ve içerisine, şurada bakın listemi oluşturmuşum. E, Contacts Adapter diye bir nesne açıp şu sağdaki classın bir nesnesini üretip içerisine listeyi veriyorum. Sonrasında da şurada gördüğümüz Recycler Viva yani verilerin listeleneceği o Viva, e, bu klası e, e, aktarıyorum. Benim için bu klas ne yapıyor? Ona değinelim. TV name'e e, bu listenin içerisindeki name'leri yerleştiriyor. TV phone'a da yani text view e, phone number'a da e, num e, telefon numaralarını yerleştirerek yine kompozdaki gibi bir for each döngüsü mantığında çalışarak alt altı verilerin listelenmesini sağlıyor benim için. Ee, ama burada e, asıl bizim için önemli olan aslında aradaki kıyas. Ee, burada bir, iki, iki adet XML dosyamız var ve yaklaşık satırları belli. Ee, bir adet Contacts Adapter e, klasım var. Bu da ayrı bir dosya ve satır sayısı yine belli. Bir de main activity XML'im var. Burada da bu tüm XML ve Adapter klaslarını kullanarak e, ekrana yansıtma yaptı yapıyı kullandığımız klasımız yani aslında temelde 4 adet class, 4 adet file kullanıyoruz. Compose'da ise bir file ile bu işi çözebiliyoruz. Aslında en temel kıyaslardan birisi bu. Yani sırf şu örnek için bile Compose'a geçebilirim. Şimdi biraz daha yukarılara çıkalım. Compose Multi Platform. Bu arada Compose tarafında farklı merak ettiğiniz şeyler de varsa sorabilirsiniz. Onları da cevaplayabilirim. Şimdi Compose multiplatform konusuna bir giriş yapalım. Compose multiplatform nedir? Aslında temelde bir de Kotlin multiplatform dediğimiz bir yapı var. Kotlin multiplatform ve Compose multiplatform ikisi birbirinden farklı yapılar. Temelde yaptıkları iş aynı, yani cross platform misali. Ben tek bir kod yazarak e, birden fazla platforma çıktı alabiliyorum. Yani bu Android, iOS, Web, Desktop, işte Watch e, bunların hepsi mevcut. Kotlin e, Multi Platform'da ilk başta o çıktı çünkü oradan başlayalım. E, ekranda gördüğünüz işte bu Presentation e, Domain Data kısımları UI'yi katmıyorum buraya. Ortak bir kod base olarak Kotlin ile geliştirilip yazılıp e, UI kısmı yani tasarım kısmı eee Android için Compose ile, iOS için Swift UI ile, işte e, web için JavaScript ile sallıyorum şu anda, e, yazılıp e, sonrasında bu kodlin içerisinden datalar o her bir UI'ye dağıtılarak geliştirilen bir sistem aslında, e, temelde mantık bu şekilde işliyor. Ama sonra Compose multiplatform diye bir şey geldi, e, dediler ki e, tamam e, bu data kısmını, domain kısmını yani uygulaman için gerekli olacak tüm veri işlemlerini sen Kotlin ile bir kere yazıp sadece UI'ları ilgili platformlarda çizip aslında işini kolaylaştırıyorsun. Bunu okeyiz. Ama e, daha da kolayı var. Sen Compose'u bir kere yaz. Swift UI, işte JavaScript ya da desktop için artık oradaki UI'yi nasıl geliştiriyoruz bilmiyorum. E, ya da React vesaire. Bunları yazmaktan da biz seni kurtaracağız. Sen her şeyi kod yaz. UI'yi da Compose ile bir defa çiz. Ben senin için onu web'e de, desktop'a da, Swift, şey, e, iPhone'a da, iOS'a da, e, MacOS'a da, WatchOS'a da her şeyi senin için aktaracağım diyor. Bu yapı temelde. Yani sen normalde az önce yazdığım şu kodu e, yine e, yaz. Ben senin için bunu tüm platformlara dağıtacağım diyor. Normal bir Kotlin projesi geliştirir gibi bütün kodlarınızı yazıyorsunuz ve bunu tüm platformlarda çalıştırma imkanı buluyorsunuz. Verebileceğim en çarpıcı örnek buydu. Ee, şöyle bir daha devam edelim buradan. Ee, DST platformları zaten az önce söyledim. Bir daha üstünden geçelim. iOS şu an alfa süründe bazı problemler yaşayabiliyoruz. Ee, ama e, birazdan geliştirmiş olduğum bir uygulamanın örneğini göstereceğim. Ee, hali hazırda güzel uygulamalar geliştirilebiliyor yani. Android zaten Android içerisinden çıkan bir sistem. E, desktop da e, stabil olarak çalışıyor. Web tarafı experimental. Web tarafında şu an uyumlu olmayan birçok kütüphane var. E, o sebeple orada biraz bize zorluk çıkartıyor. E, aşağıda da e, şöyle bir basit e, galeri tarzı bir uygulama örneğinin e, screenshot'ı bulunuyor. Şöyle devam edelim. Ee, ben bir Compose multi platform uygulaması geliştirmek istiyorum. Ee, bunu e, Android Studio içerisinde nasıl açabilirim diye soracak olursanız, e, bir Android Studio'nun içerisinde bir plugin var. Kotlin multi platform yazarsanız çıkar. Ee, bununla birlikte bir proje oluşturabilirsiniz veya bunlarla uğraşmak yerine, e, tekrardan teşekkür ediyorum Jetbrains'e yaklaşık bir ay önce bir e, web sitesi çıkardılar. E, Kotlin Multi Platform Wizard adında. Burada e, bu siteyi açıp e, direkt projenin ismini, ID'sini ve içerisinde hangi platformlara çıktı almak istediğinizi buradan işaretleyip e, download dediğinizde sizin için hazır bir proje template'i indiriyor. Ki birazdan göstereceğim örnekte de e, ben direkt e, buradan bir template indirdim ve onun üzerinden geliştirme yaptım. Bu e, New Project tabi solda gözüken kısım. Sağda gözüken kısımda yine şurada gördüğünüz Template Gallery dediğimiz e, sekme aslında. Burada Shared UI Multi Platform App dediğinizde bunu indirdiğinizde direkt sizin için bir e, ana sayfa ve detay sayfasından oluşan gerçekten internetten veri çektiğiniz ve o veri çekme aşamalarının tamamının yani o mimarinin tamamını sizin için örneklendiren mükemmel bir proje örneği karşınıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta, multi platform için konuşuyorum. Ee, sadece Kotlin yazarak her şeyi yapabiliyoruz dedim, burası doğru. Ama multi platform için uyumlu olmayan birçok kütüphane var. Mesela ben Android için, hala hazırda Android yazanlar için konuşuyorum. Ee, i̇nternetten veri çekme işlemleri için biz Retrofit kullanıyoruz. Burada Retrofit e, henüz uyumlu değil multi platforma. Neden uyumlu değil? Ondan da bahsedeyim. Şimdi Retrofit Android için geliştirilen bir kütüphane. Belki başka platformlarda da vardır. Kullanmadığım için bilmiyorum. Ee, ama burada sizin yazdığınız kodu az önce ne demiştim? iOS'a, işte desktopa, web'e otomatik dağıtan bir yapıya sahip ve o Retrofit'in e, diğer bu bahsettiğim yapılara uyumlu olmaması projeyi çalıştıramamanızı sağlıyor. E, bu sebeple bu dört platforma, dört temel platforma çıktı alabileceğiniz dört platforma da uyumlu kütüphaneler e, multi platform içerisinde, kullan içerisinde kullanılmak zorunda. Örnek verecek olursak Retrofit yerine burada Ktor Client var. E, Kator'un e, Kator Client'ın tüm platformlar için desteği mevcut. E, ya da View Model kullanıyorduk biz. MVVM mimarisi içerisinde. Burada direkt vModel'ın kendisi son güncellemelerle gelecek. Aslında Compose multi platforma dahil olacak. Kotlin kısmına geldi. Burada kullanamıyoruz. Voyager dediğimiz bir kütüphane yardımıyla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ama birbirine benzer yapılar bu arada. Gözümüzde korkmasın. Sadece alışmak için böyle bir, bir iki güne ihtiyacımız oluyor. Yoksa her şeyin eskiden kullandığımız her şeyin karşılığı bu taraflarda da mevcut. Şimdi... Split adlı bir e, idemiz var. Android'i biz geliştirirken Android Studio adlı bir e, ideyi kullanıyoruz. E, kullananlar bilir e, zaten. E, Android Studio yerine bu Compose Multiplatform üzerinde kullanabileceğiniz bir ide mevcut. Bunun da adı Fleet. Bu Fleet'in bizim için en büyük avantajı, yani neden Compose Multiplatform'la birlikte ben bu Fleet'in ismini duyuyorum diye sorabilirsiniz. Bizim için en büyük e, faydası hem Kotlin'i hem Swift'i bu IDE içerisinde yazabiliyoruz. Yani Android Studio içerisinde siz bir Swift kodu yazarken e, yine herhangi bir e, dili yazarken bunu e, yaşarsınız zaten IDE içerisinde. Sallıyorum bir kod yazıyorsunuz, hali hazırda yazarken aşağıda size öneriler sunan pop-up çıkıyor böyle. E, Android Studio içerisinde Swift yazarken e, böyle bir pop-up çıkmıyor tabii ki. Çünkü bu Kotlin ve Java için geliştirilmiş Android üzerinde bir IDE. E, Fleet tüm dilleri otomatik algılayan bir yapıya sahip. Dolayısıyla bunun içinde IOS kodu da yazabilirsiniz. E, yani Swift kodu da yazabilirsiniz. JavaScript de yazabilirsiniz, React de yazabilirsiniz, her şeyi yazabiliyorsunuz. IDE e sizin için otomatik olarak o yazdığınız dili tanımlayıp e, size ona göre öneriler sunan bir yapıya sahip. Aslında ben çok çok beğendim yani bunu. E, ve Bununla birlikte Android, iOS ve diğer tüm e, simülatörleri bunun içerisinde emülatör ve simülatörleri Fleet içerisinde kullanmanız mümkün. Tabii ki bunu e, Android Studio içerisinde de yapabiliyorsunuz. E, burada ekstra olarak iOS tarafını da debug etme imkanımız oluyor. Android tarafında bunu denemedim. E, bu şekilde Fleet de Jetbrains tarafından yine yeni geliştirilen bir ide bundan da bahsetmek istedim. E, flit'te artık bir reklam almam gerekecek. Kaçıncı defa reklamını yapıyorum burada. E, burada da e, paket yapısından ufakça bahsedeceğim. Çok da detaya inmeyelim. Bizde temelde en dışta projemizin klasörü bulunur. İçerisinde app adlı bir e, package bulunur. Bunun içerisinde ben kod dilimi geliştiririm. Yani bir tane modül içerisinde, app modülü içerisinde ben bunu yapıyordum. Burada ise bir Compose App Package'ı, bir de iOS App Package'ı bulunuyor aktif olarak. Bu Compose App içerisinde Android Main, Common Main ve iOS Main adlı 3 temel package'a sahip. E, bu e, geliştirmeleri az önce dediğim yani e, Kotlin'de ne yapıyorsanız e, burada da aynısını yapın dediğim kısım Common Main kısmı. isminden de anlayabiliriz zaten. Eskiden e, bunun adı Sherit'ti aslında. Şimdi Common Main'e dönüştü. Common Main içerisinde ben uygulamamı geliştiriyorum. E, diğer platformlara da otomatik olarak dağıtımı sağlanıyor. Android özelinde ve iOS özelinde platform bazlı henüz kütüphanesi bulunmayan bir şey yapmak istiyorsam onları da Android Main ve iOS Main e, package'ları içerisinde yazabilirim. Temel anlamda kavramlar bu şekilde. Bir de iOS App adlı şu Compose App'in dışında bir e, packaging var. Bunun içerisinde de direkt bir Xcode projesi bulunuyor. Yani siz aslında Android projesinin üzeri içerisinde bir de Xcode projesi çalıştırıyorsunuz. E, buna sağ tıklayıp iOS App'in içerisindeki Xcode projek e, uzantılı olan dosyaya sağ tıklayıp Xcode ile başlat deyip yani direkt e, Xcode içerisinde de iOS tarafına özel yapılar geliştirebilirsiniz. Bunu da sizin için sağlayan bir yapıya sahip. Şimdi tamamıyla bu bahsettiğim yapıları kullanarak geliştirdiğim bir uygulama Valorant Compose Multi Platform. Şuradan şunu da açayım. burada sol solun üstte işte piksel tablet, aşağıda iPad 11 Pro, Sağ üstte Pixel 7 Pro, sağ altta iPhone 15, ee, sağ ortada da gördüğünüz desktop için e, aldığım e, aslında e, çıktılar var. E, hepsini hem dikey hem yatay olarak farklı tasarımlara sahip şekilde hem de e, light ve dark moda e, uyumlu bir şekilde geliştirdim. E, aslında bunu tek bir e, code base ile sağladım. E, düz bir şekilde kodunu uygulamamı yazdım. Ee, ve e, diğer platformlara da uyumlu bir şekilde çıktısını aldım. Burada sadece web yok. Az önce bahsettiklerinden farklı olarak bunun da sebebi e, içeride, içeride kullandığım e, bir kütüphane'nin ismini unuttum şimdi. E, web e uyumlu olmaması e, kullanamamamın temel sebebi bu aslında. Burada da şöyle basitçe Flutter ve ayoslar ayoscular için. İki tane gif hazırlamıştım. Ee, bunları bir göstermek istedim. Şuraya bir değinmeyelim şimdi. Son kısma. Ee, şimdi Android Studio içerisine geçiyoruz. Ee, şöyle 3 adet projem var benim. Ee, şunları bir kapatalım. Şimdi en başta bahsettiğimiz eski sistemle bir örnek hazırladım. Burada örneğimiz ne? Bu arada bu id'nin ismi Android Studio. Default olarak kullandığımız id. Ee, şurada XML ile geliştirdiğim bir UI var bakın. Şurada işte e, bir Image View'um var. Bu Image View'un içerisinde bir Drawable yani XML dosyası var. Bu da bu e, ikonu buraya getirmemi sağlıyor. Altında bir Edit Text'im var. Şöyle tasarımlı bir şekilde kullandığım için Text Input Layout olarak çağırdım. Ee, bu e-mail'i benim için oluşturuyor. Aşağıda da yine password için oluşturduğum bir text field'ım mevcut. Altında da iki adet basit sign up ve sign in view'ları var. Şu text view burada ihtiyaç yok. Şunu senlere bağlısın şu an. Şunu şöyle değiştireceğim. Pardon. Tamam ortalandı şimdi 2 adet de butonum bulunuyor işte e, e, giriş yap kayıt ol şeklinde basit bir login UI aslında e, Hepsinde aynı UI'yi çizdim ve hepsinde bu sistemler nasıl işliyor az önce anlattığım tüm şeyler Nasıl gerçekleşiyor ondan bahsedeceğim e, Burada temelde 1 2 3 4 5 tane view'um var benim Bu 5 view için Burada Kullandığım satır sayısı 88 Yani Temelde şurada bir activity main xml'in bulunmak zorunda benim için. Şurada az önce bahsettim. Bakın app package'ı bulunuyor. Ee, bunun içerisine geldiğimde main activity kt dosyamız var. Bakın nokta .kt uzantılı dosyam. Ve yine sunumdan verdiğimiz örnekten e, yola çıkarak ben bu xml'i ki üzerine şöyle gidersem tıklarsam bakın bu xml dosyası açılır. Bu xml'i burada kullanmak istediğimi söyleyip şurada initialize ediyorum bunu. Sonrasında binding nokta diyerek burada tabii with binding diyerek hepsinin başına tek tek binding nokta kullanmam, e, kullanmamı engellemiş oluyorum. İşimi kolaylaştırıyor bir yerde. İşte buton sign'ine basılırsa ki tıklayalım. Bakın direkt buna gitti. Bu butona basılırsa hangi işlem gerçekleşsin? Burada set on click listener'la bunu göstereceğim. E, burada diyorum ki e-mail al. Nereden al? İşte bu et e-mail'in Bakın id'sini görebilirsiniz. Kullanıcı burada e-mail e e e içerisinde ne yazarsa bunun tekstini string'e çevirip bu değişkene tanımla diyorum. Aynı işlemi şifre içinde yap diyorum. Bunu da password e değişkenine tanımla diyorum. Sonrasında printelen diyerek bunu benim için şurada gör, görecek, Birazdan göreceğiz. E şu kısımda benim için bunu ekranı e locket'e bastır diyerek basit bir işlem gerçekleştiriyorum. Tabii Deniz buyur. Ee, biraz e, büyütmemiz büyütmemizi istemişler canlı Ya bunu ben her seferinde yaşayacağım. Hep de unutuyorum kusura bakmayın. Şunu 17 yapsak yeterli olur herhalde. Ha, niye büyümedi? Yanlış yeri büyüttüm. Şunu da büyüteceğiz. Şunu 20 yapayım. Hatta daha da büyütebilirim. Tamam. Tamam şimdi oldu. Teşekkür ederim uyarı için. Şu chat kapanmasa. Heh. Şimdi buradan devam edelim. Ee, aynı şeyi, aynı işlemi sign up içinde gerçekleştiriyorum. Şuradaki sign tıklanırsa, e, basılırsa diyorum ki e-mail'i ve password'ı o input alanlarından bana çek ve print elen ile birlikte Burada LogKit içerisinde ikisini şu metin ile birlikte bastır. Burada tabii ki gerçekte böyle bir şey olmayacak. Ya kayıt olmanız lazım ya giriş yapmanız lazım. Amacımız burada basit bir login UI ile birlikte hem tasarımı hem kod kısmını nasıl yazıyoruz onu örneklendirmek. Şimdi şuradan Pixel 7 Pro'yu çalıştıracağım. Şuraya da success diye filtrelersek gereksiz şeyleri görmeyelim. Tabii içerisinde success geçen her şeyi şu an buraya koyacak. Ya da şöyle yapalım. System out diyelim. Printelenler sadece çalışsın. Nereye girdik ya? Loket. Tamam. Şimdi şurada ve işte buraya CNR türe Evet. gmail.com diyorum. Aşağıya da 1 2 3 4 5 6 diyelim. Buraya tabi özelleştirme yapmadık. Normalde yıldız falan olması lazım. Benim bu ekranım niye kapanıyor sürekli? Şöyle kalsın. Ha şunu yapmak lazım herhalde. Tamam. Şimdi burada sign ine basarsam şurada bir e, log çalışmasını bekleyeceğim. Bastım. Bakın şuradaki sign in success kısmı ve yanında da email ve tire password parametrelerinin bana çıktısını başarılı bir şekilde sundu. Sign up'a basıyorum. Burada da sign up success çalışıyor. Yine yukarıda yazdığım email ve şifre aşağıdaki loga başarılı bir şekilde basılıyor. Asla aslında temelde göstermek istediğim şey bu. Yani buradaki çıktının da bir önemi yok. ben kompozdan Compose'dan önce XML kullanarak basit bir bu login UI'yı Nasıl tasarlıyorum ve bu tasarladığım yapıya e, kod tarafına nasıl çağırıyorum e, göstermek istediğim yapı buydu. E, burada e, hem kod kısmını hem tasarım kısmını ve satır sayılarını vesaire gördünüz. Burada yaptığımız işte e, her view için yaptığımız tek tek tanımlamaları da gördük. Şimdi aynı tasarımı kompost projesinde nasıl gerçekleştiriyorum ben? Ona bir bakalım. Bu da yine buradaki egzemelli yapıdaki gibi hep package altında çalışan bir uygulama. Yine burada kodlinjava.com caner türe e, login UI package'ın bulunuyor. Burada farklı olarak projenin ismi login UI XML'di. Yine bir main activity'm var. E, burada e, diğerinden farklı olarak şurada res'e geleyim. Bakın layout dosyam yok. Şunu açıyorum. Burada bir layout dosyam vardı. İçerisinde ben bu layout'u çalıştırıyordum egzemeli. Burada direkt layout dosyası komple yok bile. En temel farklılıklardan biri bu. Tabi tema olayları da var da oraları çok şimdi değinmeyeceğim. Çok vakit alacak çünkü. Yine şuradaki gibi bir onCreate e, metodum bulunuyor. Burada da aynı şekilde bakın mevcut. Burada farklı olarak ben set content view dediğimde bu XML'i atamış olduğum binding'in root'unu veriyordum buraya. Burada ise set content view'u kullanmama gerek yok çünkü compose tarafında kullanacağımız view yok. Burada direkt composable komponentleri çağıracağız. O sebeple set content deyip ben bu projeye özel temamı buraya çağırıp içerisinde bir scaffold oluşturuyorum. E, scaffold da aslında en dışta e, bulunmasını istediğim bir layout yine compose tarafından bana verilen bir komponent bu. Bunun da detaylı değinmeyeceğim. İşte bir bottom navigation bir toolbar kullanmak isterseniz e, Scaffold sizin için bunları e, rahatlıkla boyutlarını ve içerisine vereceğiniz tasarımı oluşturan bir yapıya sahip. Biz şimdilik onları kullanmıyoruz. Direkt Login Screen adlı e, Composable'ı buraya çağırıyorum. Ve diyorum ki e, şurada şunlara gerek yoktu aslında. E, yok varmış, tamam. Login Screen'i buraya çağırıyorum. Login screen de şöyle bir tasarımdan oluşuyor. Ve şimdi burada göstereceğim özellik önemli. XML'de siz tasarımı yaparken şurada şunu çalıştırarak yani şu split seç seçeneğiyle tasarımı sağda aktif olarak görebiliyordunuz. E şimdi Compose'da XML yok. ben burada tasarımı çiziyorum ama çizerken görebileceğim bir şey var mı yok mu bunu merak edecek olursanız var. Burada da Split'i açarsanız, bakın burada Split'i KT dosyasında açıyorum. Ee, şurada oluşturacağınız e, Preview ve Composable Annotation'ına sahip bir fonksiyon ile sizin yukarıda çizdiğiniz her şeyi sağda aktif olarak görebileceğiniz bir Preview ekranı oluşturuyor. Bunu bir daha bir yılda edelim. Bu preview içerisinde ben yukarıdaki login screen'i çağırıyorum. Birazdan bunu emülatör içerisinde çalıştırarak da kullanacağız. Onu da göstereceğim. Burada da bunu nasıl çiziyoruz? Basitçe bir değinelim. Ben öncelikle diyorum ki bu en dışa bir kalım çiz. En dışa bir kalım oluştur ve bunu fill max size özelliği yata. Modifier içerisinden yani tüm ekranı kaplasın. Sonrasında yukarıdan bir parametre ile ben bir modifier istiyorum. Ee, bu scaffold'ın benim için sağladığı bir inner padding var. Yani buraya bir bottom navigation koyarsam veya yukarıya bir toolbar koyarsam scaffold ile birlikte e, otomatik olarak bu toolbar'ın yüksekliğini ve bottom navigation'ın yüksekliğini bana padding olarak dön. Sebebi ne? Bu buton en aşağıda olduğunu düşünürsek ve Uygulamada da en aşağıda bir batım navigation olduğunu düşünelim. Youtube'dan yola çıkın. Alttaki batım var. Bu buton e, o batım barın altında kalacaktır. Yani arkada olup gözükmeyecektir. Ama e, bu scaffold'ın padding'i sayesinde otomatik olarak aşağıdan o batım barın yüksekliği kadar e, benim bu layout'umu yukarıya doğru ittirecektir. Temel olarak basitçe böyle söyleyebilirim ve column'ın iki adet farklı özelliğini de kullanarak e, horizontal olarak e, bir alignment tanımlıyorum. Center horizontal diyerek aşağıda vereceğim tüm öğeleri e, yatayda benim için ortala diyorum. Vertical arrangement'ı da center vererek yine aşağıda vereceğim tüm komponentleri benim için dikeyde ortala diyerek ekranda gördüğünüz şu görüntüyü basitçe oluşturabiliyorum aslında. Şimdi şu kısım en dış kısım şu mavi çizgili gördüğümüz kısım aslında pardon tamamı bunun. Şimdi burada eee XML'deki image view'a karşılık gelen yapı burada image. Eee modify ile birlikte 200 dp'lik bir e, genişlik ve yükseklik veriyorum ki kare olarak bakın mavi kısımları görecek olursanız. Eee belirtmiş oluyorum. İçerisine e, direkt icons e, material kütüphanesinden geliyor rounded account circle diyerek şu gördüğünüz ikonu buraya çağırabiliyorum. Ardından da şuna bir content description veriyorum. Açıklaması bu e, accessibility için kullanılan bir yapı. Yani örnek verecek olursak görme engelli bir kullanıcımız var ve cihazda bu ikonun üstüne basılı tuttu. Callback ile birlikte o kullanıcıya şu account icon icon e, keyword'leri seslendirilecektir aradaki boşluğa da şöyle spacer yüksekliği 16 dp vererek şöyle bir boşluk atadım. Aşağıdaki email text field'ım mevcut. Buna da outlined text field diyerek şöyle bir text field oluşturuyorum. İçeriye label kısmına yazmasını istediğim hint'i yerleştiriyorum. Hint'i de direkt text'in kendisini kullanarak veriyoruz. ve içerisine email yerleştirmiş oluyorum. Sonrasında e, value'yu ve on value onValueChange'i yerleştiriyorum. Burada ufak bir detayımız mevcut. E, e, Burayı nasıl anlatayım? Düşünüyorum. Şimdi XML içerisinde ben uygulamaya çalıştırdığımda direkt e, o edit text'ler içerisinde, e-mail ve şifre içerisinde ne yazarsam direkt gördüm ve bunu KT dosyasına aktarabildim. E, sizin de bildiğiniz üzere. Burada yapı biraz farklı işliyor. Burada eğer ki şu value'yu içeriye vermezseniz, işte mesela şuraya e-mail'i değil, boş bir string vereyim. On value change'i de yani içerideki tekstin değişiklik, değiş içerideki tekste bir değişiklik olduğunda hiçbir şey yapma dediğimde ne ile karşılaşıyorum onu size göstereyim. Şöyle direkt emülatörde çalıştıralım. Geldi, şimdi, bakın aslında şu anda yazıyorum, klavyeden yazıyorum tabi. Şuradan da yazayım. Aslında şu an bir şeyler yazıyorum ben Edit Text içerisinde ama Edit Text'te yani Text Field'ta herhangi bir değişiklik yok. Bu yazdığım harfler nereye gidiyor? Ee, bizim için en önemli püf noktalarından birisi bu, kompozun. Ben buraya her bir şey yazdığımda aslında bu view tekrardan oluşturuluyor bunun için benim içeriye yazacağım bu harfleri kelimeleri cümleleri bir parametre içerisine saklamam gerekiyor Benim sesim çok güzel bir su için Evet geldim Benim buraya gireceğim input değerlerini saklayabileceğim daha sonrasında tekrardan kullanabileceğim bir değişkene ihtiyacım var artık. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yukarı çıkalım. Atladığım iki adet satır vardı az önce aşağıya doğru inerken. Bir email, bir de password. Şimdi XML'de sadece butona tıklandığı zaman bunları oluşturmam yeterli oluyordu. Ama burada sürekli olarak ayakta kalması gereken iki adet parametre haline geldi bu. Burada önemli olan iki adet keyword var. Bir, remember. iki mutable state of remember şu anlama geliyor. Bu view'lar tekrardan çizilse dahi buraya atanan son değeri benim için sakla. Yani hatırla. Daha sonradan kullanmak için. Bunun temel sebebi de tekrardan söylediğim gibi bu ekran tekrardan oluşturulduğunda view'lar tekrardan çizildiğinde view'un içerisine yazdığım son değerin saklanması amacı. Peki mutable state of ne için var? Burada da bu değişkeni gözlemlenebilir yani observable diyebileceğimiz bir yapıya dönüştüren mantık da bizim için işliyor. Mutable state of. Başlangıç değeri boş bir string. Sonrasında inelim bunu nerelerde kullanıyoruz bakalım. Bakın şu iki satırda kullanıyorum ben bunları. Burada on value change, ben e-mailin içerisine herhangi bir harf yazdığımda tetiklenen satır. Yani şöyle enter yaparsam görebileceğiniz gibi bana sürekli bir string döndüren yapıya sahip. Bunu da it keyword ile yapıyor. Şöyle debug atıyorum. Basitçe örnekleyelim. <laughs> Bakın. Şöyle A yazdım. Niye çalışmadı bu? Debug ile açmadım mı ben bunu? Şunu da yerleştireyim. Şimdi burası tetiklendi. Şurayı da açalım. Şimdi başta e-mail şöyle içerisine girersek bakın result olarak bana boş döndü. Şuradan da gösterebiliriz gerçi onu. Buradan gösteremiyormuşuz şu anda. Neyse buraya girmiyorum. Şu anda e-mail boş çünkü app'im daha yeni açılıyor benim. Bunu ilerlettim. Şurayı da ilerletiyorum. Şimdi e-mail'e tıkladım. Buraya bir A yazdım. Şurada it'e sağ tıklayarak ha, gerek yok. Aşağıda bakın görüyoruz direkt. it eşittir. A harfi olarak karşıma çıkıyor benim. Artık buraya yazdığım A harfi yukarıdaki şu e-mail'e atanacak benim için. Atandıktan sonra ben bu e-mail'i bir de şu satırda kullanmıştım hatırlarsanız. Yani şu edit text'in içerisine yazılacak. E text'in kendisi value olarak geçiyor. Şu hint bu yazdığım değer karıştırılmasın bu zaten içeriye bir şey yazdığımız anda kaybolan tekst yani bu e-mail e, değiştiği anda şu satır tekrar çalışsın ve benim e, içerisine atadığım A harfi edit tekstin kendisine geri gönderilsin ki ben ekranda A harfini görebileyim temel anlamda böyle bir döngüye sokuyor aslında kendisini şimdi bir ilerletiyorum bakın e-mail şu anda A olarak geldi bir daha ilerletiyorum ekranda A harfini görebiliyorum artık. Bir de B yazalım. Burada bakın it artık AB şeklinde geldi. İçerideki text AB'ye dönüştü. Ee, yukarıdaki e-mail'in içerisi AB olarak güncellendi. Ve bunu canlı olarak dinleyen bir value satırım var benim. Burası da AB olarak dinlendi. Ve ekranda AB textini artık görebiliyorum. Bu yapı başta karmaşık gelebilir. Çünkü XML tarafındaki yapıya çok da benzeyen bir mantığa sahip değil. E, ama Compose'un tamamı bu şekilde işliyor. Buradaki Recomposition, Remember olayları, Mutable State olayları bizim için çok çok değerli. Ben sadece basit bir örnekle üstünden geçmiş oldum şu anda. Şimdi debug'ı bir sonlandıralım. Şunu bir daha açayım. Şimdi UI'm geldi. Eee şurada dediğim gibi e-mail kısmını çizdim. 116 dp'lik boşluk daha koydum. Altında password kısmını da çizdim şu kısmı. 116 dp'lik daha boşluk koydum ve en son bir row oluşturarak şu iki buton için 2 adet button yerleştirdim. Aralarında da 16 dp'lik boşluk olsun dedim. Bu butonun içerisinde text'i bu şekilde veriyorum. Sağdaki butonun içerisinde text'i bu şekilde veriyorum ve ikisinin de on clean'i şu şekilde e, dinleyebiliyorum. Az önce XML'de yaptığımız gibi burada da aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Aşağıda Locket içerisinde benim için tıklandığında şuraya girilen değerleri bastırmasını bekliyor olacağım ben. Şöyle hemen şurayı yine System Out'la değiştirelim. Şuraya geliyorum. CNR Türe yazdım yine. Çok küçük tabii siz görünüyorsunuz şu anda ekranda. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Şöyle göstereyim. Klavyeye indirdim. Sign in dedim. Bakın başarılı bir şekilde çıktı mı aldım. Sign up dedim. Başarılı bir şekilde çıktı mı alabildim. Yani compost tarafında da basitçe sadece neredeyse XML'de şurada şu kod dosyasını hiç saymıyorum. Burası da bir 35 satır var. XML 88 satır. Burada yine 115'e falan tekabül ediyor. Ee, ama hiç XAML'le uğraşmıyoruz. Ben hali hazırda bakın verimi atarken e, tasarımımı da bir yandan oluşturup diye direkt içerisine tanımlamayı yapabiliyorum. Ee, hiç XAML dosyası ile uğraşmamıza gerek kalmadı. Burada aktif olarak da şurada preview içerisinde değişiklikleri kontrol edebiliriz. XAML'deki gibi onu göstermeyi unuttum. Mesela buraya e-mail değil de nickname yazayım. Bakın şu anda render alıyor. Sağda nickname olarak güncellendi gördüğünüz gibi. Ee, aktif bir şekilde de bunu güncellemesini takip edebiliyoruz. Aynı zamanda emülatör içerisinde de eğer ki şuradaki kısım tik olarak işaretli ise yani live edit aktif ise benim için emülatör içerisinde yani şu an aktif olarak bu uygulama cihazda çalışıyor. Cihazda değişikliğini görüntüleyebilirim. İlla burada e, kontrol etmeme gerek yok. Burada yine bunu e-mail'e çevireyim. Cihazlara değiştiğini hızlıca göre, görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde kolaylıkları da mevcut kompozun. Ki bu bizim için çok önemli. Çünkü şimdi ben buna bastım. tam yarım saniye bile sürmedi app'in açılması. Ki 341 milisaniye sürmüş. Ama app çok büyük olduğunda e, bu ekran e, işte burada ipin içerisindeki çalışıyor muyu kontrol ederken e, rana bastığınızda işte bazı e, bilgisayarın durumuna da bağlı, bu projenin büyüklüğüne de bağlı 5-10 dakikayı bulan belki çok eski bir, bir proje ise e, 20 dakikaya uzanan build süreleri olabiliyor. Yani buradaki gibi 340 milisaniye sürmüyor. Oralarda işkence olabiliyor bu iş. E, ve o kısımlarda hem bu preview kısmı hem de cihazda anlık açılan sayfadaki değişiklikleri takip etme kısmı bizim için o sürelerden bir tık daha kurtaran yardımcı eleman olabiliyor. Ben aktif olarak bunu kullanıyorum yani şu anda proje içerisinde. Şimdi Compose kısmına da okeyledik. Gelelim Compose Multi Platform'a. Şimdi burada değinilmesi gereken çok konu var. İşte iOS main, Android main, yani benim burada yazdığım bu Compose kodu iOS'ta nasıl çalışıyor falan. E, o kısımlara çok giremeyeceğim. E, çok da vakit almak istemiyorum. E, sadece burada yazdığım şu login screen fonksiyonunun aynısını, harf harfine buraya yapıştırdım. Hiçbir farklılık yok. Her şey aynı. Burada tek farklılık, burada oncreate view yok şu anda. Bir e, login screen'in üzerinde çalışan bir app composable var. E, ben bunun içerisine login screen'i çağırıp bu app'i Android main, desktop main, iOS main, e, Wasm JS main içerisinden çağırıyorum. O da web oluyor aslında. E, yani benim burada yaptığım tasarım ve Kotlin kodlarının tamamı direkt şu epi sadece bunların hepsinde bir kere yazmamla ayağa kalkıyor. Bunu nasıl yapıyor? Gelin bakalım. Şimdi Pixel 7 Pro'da çalıştırdım. Bakın az önceki app'in aynısı direkt Android'de zaten açılmasını bekleriz. Çok şaşırtıcı bir eylem değil şu anda bu. Şunu kapattım. iOS IOSAP'te çalıştıracağım. iOS de şöyle gelirsek. E, iPhone 15 seçili şu anda bakın. Direkt iPhone 15'te çalıştır diyeceğim. Bu biraz vakit alabilir. Yayından önce bir yılda almadım çünkü burayı. Nazar boncuğu gelmiş. Teşekkürler. İnşallah burada patlamayız şimdi bakalım. <laughs> Bakın zaten aşağıda bir yıldalırken iOS tarafında aslında neler yapıyor bunları da gözlemleyebiliyorsunuz. Ama hiçbir şey de anlamıyorsunuz tabii ki. En azından ben anlamıyorum. Şöyle bir bekleyelim biraz. Bu kadar bekletip bir de çalışmaz. Hı, geliyor. iPhone 15 simülatörümüz açıldı. Cihazın yüklenmesini bekliyoruz. <laughs> heyecanla bekleyiş. Bir kere şeydi bir sunumda neredeydi? Yüz yüze yaptığım bir sunumda hatta orada error aldık. Tam 20 dakika boyunca hatayı çözmeye çalıştım. Ve sunumdan çalıştırmıştım orada da neyse oluyor böyle şeyler. Şimdi e, iPhone 15 e, üzerinde e, yine bunu tabi burada vakit hiç, hiç denemedim. Lokette bunu tabi izleyemeyeceğiz. Burada bu çıktıları göremeyiz ama ben yine klavyeden yazıyorum. Şurada görebiliyoruz. IOS app'in e, direkt log gibi düşünebilirsiniz burayı. Yine sign in ve sign up e, metotlarımız aktif olarak çalışıyor. Ve bunu bir... O arada bir bug oldu. Normalde yaşanan bir şey değil. Merak etmeyin. E, direkt e, iPhone cihaz üzerinde app'imizi çalıştırabildik. Şimdi bunu kapatıyorum. E, desktop epi açıyorum. Run'a basıyorum direkt e, macOS uygulaması olarak başlatacaktır. Burada bunu eğer ki Windows içerisinde run ederseniz Windows e, app olarak açılır bu arada. E, yine buraya işte, gmail.com Buradan sign in diyorum. Aşağıda çıktığı görebilirsiniz. Sign up diyorum. Çıktığı görebilirsiniz. Başarılı bir şekilde macOS uygulaması olarak da çalıştırabiliriz. Şöyle full screen yaptığımızda, e, tabi burada eğer ki biraz daha bunların ekran boyutuna göre büyüyüp küçülmesini istiyorsanız, benim o Valorant uygulaması örneğinde yaptığım geliştirmeleri yapmanız lazım. Şu anda en yani büyüklük aynı kalıyor. Ekranın ortasında direkt etrafı boşluk kalıyor böyle. E, bunu da bu şekilde kapatalım. Bir de son olarak web üzerinde uygulamamızı çalıştıralım. Orada da o JavaScript ile birlikte çalışan bir yapıya sahip. Direkt kullandığım IDE, e, benim zaten şeydi, Arc, Arc ya da Ardına nasıl unuttum. E, onun içerisinde bir e, local host web sayfası olarak e, benim için bunu çalıştırdı. E, şöyle, şunu değil, hı, şunu öne getirelim. Bunun da logonu bakalım görüntüleyebilecek miyiz. Sign in dedim. Bunun logo nereye basılıyor onu bilmiyorum şu anda. Ve sign up dedim. Bunlar da aktif olarak çalış, çalışacaktır tabii ki. Ekranda bir pop-up vesaire gösterdiğimde bunu rahatlıkla görüntüleyebilirim. Ama aşağıda log kısmında şu anda o çıktıları alamadım. E ee, hali hazırda zaten web tarafında çalışan uygulamalar mevcut. Kitaptan araştırabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ee, web tarafında da bu şekilde aynı UI'ye, aynı kodları kullanarak çıktı alabiliyoruz. Temelde aslında Compose multi platform yapısı da bu şekilde işliyor diyebilirim. Ee, burada tabii dediğim gibi bu her platforma nasıl dağıtılıyor? onları tek tek bahset bahsetmek çok kafa karıştırabilir. Ee, oraları şu anlık değinmeyeceğim. Sadece küçükten büyüğe işte en eskiden XML kullanıyorduk. Ee, aynı login UI burada nasıl çiziliyordu ve nasıl kullanılıyordu. Sonra kompoza geçtik. Artık kompozda bunu nasıl çizip nasıl kullanıyoruz. Kompoz ee, multi platformu da eğer ki cross platform geliştirmek isterseniz yani multi platform geliştirmek isterseniz ee, kullandığınızda bunu e, nasıl yazarsınız ve nasıl e, diğer platformlara basitçe çıktı alırsınız onu göstermek istedim. Tabi burada farklı kütüphaneler, yani app büyüdükçe farklı kütüphaneler dahil oldukça e, işiniz zorlaşacaktır. Composite platformu açıdan biraz daha şu anlık gelişime e, aç diyebiliriz. Ama az önce bahsettiğim, gösterdiğim uygulamayı yazabildim mesela. E, o tarz appler geliştirme imkanı size rahatlıkla sunabilir diyerek e, aslında burada yine başa mı döndüm ben ha, sunumu En azından şu platform kısmında burada tamamlayacağım öneri olarak da benim yine sadece yap moddon vardı e, onunla ilgili de e, güzel bir videom var DFS'lerde izletmiştim burada da belki hoşunuza gider şöyle bir açayım Ses geliyordur inşallah bu arada. Ben açıyorum böyle ama. Orada bir soru gelmiş dilekten. Bir ses gelmedi de bir bakayım bir acaba gelmedi. yayında bir şey mi oldu? Aa üzüldü, üzülüyor o zaman bu. Ben bir bakayım tekrar ayarladan halbuki kaçmıştım da. Neyse aşağıda tekst vardı ya zaten. Eee Problem değil. Tamam tamam sorun yok ya o kısımda. Bir bakayım ayarladı acaba bir şey mi var? Şuradan. Ben... Ben de soruyu okuyayım o sıra. Kompoz Multi Platform kullanımı Android mobil uygulama geliştiren teknoloji şirketleri arasında veya mobil uygulama geliştirici arasında ne kadar yaygın gelecekte yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Yani şu anda Kompoz Multi Platform ile app geliştiren birkaç şirket duydum. O da basit çaplı şu anda başlangıç aşamasındaki projeler yani küçük uygulamalar için geçerli. Ee, ama ama Tabii hali hazırda yazmış olduğumuz app'leri multi platforma taşımamız şu an imkansız. Öyle söyleyebilirim. Ee, yani çok yaygınlığı yok açıkçası. Geliştiriciler olarak da meraklı olanlar kullanıyor. Ben şu an e, App Store'a ve Play Store'a bir uygulama geliştirecek olsam tercih eder miyim? Kesinlikle tercih ederim. E, çünkü çok kapsamlı app'ler yazmıyoruz zaten. E, indie development olarak. E, o kısımlarda rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında da zaten bu kadar. Yavaş yavaş gelişiyor ve yaygınlaşıyor diyebiliriz özetle. Ee, çünkü mesela örnek verecek olursak Firebase Retrofit gibi temel kütüphaneler hala yok. Ya da Gilt e, Dependency, Dependency Injection için kullandığımız hali hazırda e, desteği yok. Bunun için hala farklı yapılara ihtiyaç duyuyoruz. Bu da geliştiricileri bence biraz uzaklaştırıyor. Yeni şeyler öğrenmek zorunda kaldıkları için. Ama dediğim gibi bunların hepsi 1-2 günlük eforlar, benzer yapılar zaten. Meraklı olanlar için denemelerini isterim açıkçası ben. E, cross platforma karşı olarak, Flutter'a karşı olarak kullanılabilecek bir e, yapı. Onun dışında bir soru daha var. Jetpack Compose öğrenmemiz için tavsiye verebileceğiniz kaynaklar var mıdır? Evet var. Şöyle. Direkt kaynaklar Slaytım var. Bu arada bu sunumun QR kodunu birazdan bir sonraki slaytta göstereceğim. Onun üzerinden e, alabilirsiniz. E, şunlara tıkladığınızda zaten linklere sizi ulaştıracak. E, öncelikle e, Android'in kendi kaynağı Developer Guides sayfası. Bunun içerisine direkt şöyle tıklarsak hatta gidelim. E, ne aradaydı? Şuradan gidiyorduk galiba. Şu linkten değilmiş dur burada bulurum şimdi ben onu. He, courses. Buradaydı sanırım. Evet. Android Basics with Compose. Şuradan direkt verdiğim linkten kurslara girersen, e, kurslar içerisinde direkt e, beginner olarak başlangıç seviye şuradan başlayabilirsin. Sonrasında aşağıdan devam edebilirsin. Bu biraz daha orta seviye. Sonrasında bu pathway'leri tamamlayabilirsin Compose dışındaki yapılar için. E, hatta burada eskiden şu Basic Suite e, Kotlin vardı. Sanırım o kaldırıldı. Direkt kompozlu hali güncel olarak yayınlanıyor artık. 2024 itibariyle. Çünkü DFS'lerde kod e, XML hali vardı eğitimleri. Burada da Codelabs var. Burada da e, ilgili kategorilerle ilgili basit Codelab'lere e, ulaşabilirsiniz. Burada da yine Kotlin'in kendi, Kotlin link sayfası, tüm Multi Platform, Compose, Kotlin'in kendi yapıları e, gibi içeriklere buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ki en başta zaten Kotlin Multi Platform var. E, onun dışında aktif olarak devam eden e, güzel bir Android eğitimi var. Android de demeyeyim, Android de özelinde şey yapmayalım. Git, Kotlin, Android, İlgiz ve Compose dahil. E, ilerleyen bir eğitim kekot dediğimiz bir YouTube kanalı e, Gökhan abi e, içerideki eğitmen e, e, şu anda canlı olarak devam ediyor dersler Bir bir iki haftalık araya girdiler sadece e, zaten tarihleri görebilirsiniz buradan. E, çok çok detaylı ve anlaşılır bir şekilde ilerleniyor e, burada da hala bakın Kotlin tarafı işleniyor genelde Kotlin 3-4 saatlik bir e, yüzeysel anlatımla geçilir. Burada hala Kotlin'i bitiremedik, öyle diyeyim. ki hepsi bak gördüğünüz üzere 4 saatlik videolar neredeyse. E, bu eğitimi tavsiye ederim Android ve Kotlin özelinde. E, onun dışında Compose ve Android tarafında çıkan her yeni teknoloji için şu iki e, seviyesi insanı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Burada çıkan her bir güncel yapı ile ilgili direkt video yayınlıyor. Kendisi e, eski videolara giderseniz zaten kompoz ile ilgili zaten videoların hepsi kompoz ile ilgili neredeyse. E, görebileceğiniz bütün yapılarla ilgili videolar mevcut. E, aynı şekil Steve Zada da e, benzer bir mantık işliyor. E, burada da hem e, işte ipuçları hem uygulama örnekleri hem de e, teknolojilerle ilgili güzel ee, örnek videolar var. Bu sayfalar benim takip ettiğim sayfalar. Önerdiğim de sayfalar aslında. Ee, dileyenler inceleyebilir. Şuradan e, soldaki QR kod. Sunumun direkt kendisi. Sağdaki de hem link hem QR kısmı zaten QR'da bu linke gidiyor. Ee, bana ait e, sosyal medya hesaplarının linkleri bir de burada sevdiğim bir şarkı var. Niye ekledim onu da bilmiyorum. Neyse. Ee, buradan da bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz diyerek burada aslında sunumu bitiriyorum. Şu ekranda kalabilir. Ee, soru varsa ekstra alabilirim. Gerçekten Caner Bey çok güzel bir sunum oldu. Arkadaşlar sorularınız varsa YouTube'daki canlı yorumlar yazın. Biz Caner Bey ile birlikte Cevaplamaya çalışacağız. Bir bakalım soru ya, yazıyorlar. Mı? Ya. Yazmaya başladılar galiba Canay Bey. Kötü kalp kermiş, Evet. Kotlin, e, Android yeni öğrenmeye başlayanlara tavsiyeleriniz var mı? Varsa neler önerirsiniz? Öncelikle e, şunu başlangıçta belirteyim: İyimser veya kötümser olmayı çok sevmiyorum. Gerçekçi olmakta fayda var. Android ve Kotlin, ya yani Kotlin güzel ama Android e, tarafı diğer yapılara göre e, daha zor bir e, yapı. Yani iOS, işte Flutter, React Native kısımlarına göre daha zor ilerleyen bir süreç. Bunu bilerek gelmeniz de fayda var. E, ama ben bu zorluğu seviyorum, en azından öyle söyleyebilirim. E, ve e, aslında. E, İş imkanı olarak da e, bu zorluktan dolayı da bence daha fazla iş imkanına sahip. E, Native'i genel olarak böyle anlamlandırabilirim aslında iOS tarafı için de konuşabiliriz. E, ama eskiye göre biraz daha kendinizi fazla geliştirmeniz gerekiyor. Sektörün güncel durumu açısından bunu belirtiyorum. Benim girdiğim dönem biraz daha rahattı da açıkçası. Şu anda böyle junior olarak e, girme, girmek için sizi çağırıyorlar ama. Aslında iste, sizden istenen bilgi seviyesi Junior Plus. O sebeple biraz daha çalışmanız lazım. Ee, sevmek benim için en değerlisi. Ee, seviyorsanız zaten e, bu sorduğun sorunun cevabını almana bile gerek kalmayacak emin ol. Ee, gece gündüz bakacaksın. Ee, bu eğitim döneminde de e, yanınızda arkadaşlarınızla birlikte o süreci ilerletmeniz çok çok faydalı olur. Ee, çünkü tek başına özellikle zor bir alanda irade sahibi olmak e, biraz güç. O sebeple birbirinizi hayklayacak, birbirinize destek olacak, birisi düştüğünde diğerini tekmelemeyeceği bir ortam e, sizin için değerli. Kusura bakmayın orada biraz boğazım şey. Öksürüp duruyorum. E, en önemli noktalar bunlar aslında. Onun dışında bu bahsettiğim YouTube'daki keko üzerinde ilerleyen eğitimi takip etmeniz e, çok çok değerli olur. E, ben bile şu anda izlerken bilmediğim şeyler varmış diyorum yani. Gerçi zaten çoğunu bilmiyorum. Öyle söyleyebilirim. Ee, onun dışında bu kadar. Bir de düşünmeye bırakıp yapmanız. O izlettiğim videoda bunun içinde zaten sadece yapmıyoruz. Benim için en değerli kavram. Sürekli olarak şunu mu yapalım bunu mu yapalım düşüncesinden ziyade ben denemeyi tercih ediyorum. Bu yaptığım projelerin tamamı da bundan zaten. Sürekli proje fikri bulmaya çalışıyor insanlar. Ee, ben genelde teknolojileri sıralarım. Onun üzerinden bir uygulama fikrine giderim. Çünkü diğer türlü yatakta yatıp uygulama fikri düşünüyorsun sadece ortada bir çıktı yok. Bir ay sürüyor, iki ay sürüyor vesaire. Bu başlamak istediğin teknolojiyle de e, bağlantılı. E, o yüzden düşünmeyi bırakıp denemeye gitmek e, ve denerken de kararlı olmak, e, o disiplini korumak çok çok değerli. Öyle söyleyebilirim. Basitçe. Çok ha, teşekkür ederim. Benim bir sorum var. Tabii Şimdi Jetpack Compose, multi platform konusunu anlattınız. Peki hı hı. Flutter gibi, React Native gibi bu alana ile nasıl karşılaştırıyorsunuz? Feedback Compos'un Multi platformu hı hı. ve artıları nelerdir? Okey, yani şöyle şu anda hala, ben şu an açık rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Cross yerine multi platform yazarım, yazmayı da öneriyorum. Çünkü native her zaman candır. Çünkü dilin ve bu teknolojilerin yani Android ve iOS'un kendi yapıları direkt zaten Kotlin ve Swift. Bunları yazmak bence çok daha değerli. Ee, ama şu anda multi platform özelinde e, Flutter kadar performanslı diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. E, yalana gerek yok yani. gelişmesine daha var. E, her e, yapının başlangıcı gibi bu yapının başlangıcı da biraz sancılı ilerleyecektir. E, o yüzden az önce bahsettiğim bu işte büyük bir app yapmak istediğinizde ki Valorant biraz daha böyle orta çaplı bir şeydi. E, bir sürü ayarlarla uğraştım. Bunlarla uğraşmamamız gerekiyor en azından, onu söyleyebilirim. O yüzden gelişmesine daha var. Ama az önce bahsettiğim kompoz yapısı da ilk çıktığı zamanlarda kullanımı aşırı zordu. Hatalar veriyordu, preview çalışmıyordu, app çöküyordu vesaire. Şu anda yağ gibi akıyor, <laughs> öyle söyleyeyim yani. Multi platformda bu noktaya gelecektir kısa bir süre içerisinde. Çünkü son zamanlarda herkesin fark ettiği bir şey var. Google ve Kotlin Android tarafında bu çıkarttığı teknolojileri çok hızlı bir şekilde hype'layıp geliştiriyor. Ee, mesela iOS tarafında da Swift UI çıktı ki onu da çok severim. Swift UI yazmaktan da keyif aldım açıkçası. Compose'a benzer bir yapı. Eee Android'den e, Compose'dan çok daha öncesinde çıkmasına rağmen e, o taraftaki ilerleme çok daha yavaş şu anda geride kaldı. Ee, bunu e, Compose ve Compose Multiplatform'un ilerleyiş hızı açısından örneklendirmek için söyledim. Ee, avantaj olarak da diğer yapılara göre native performansla her platforma çıktı alıyorsunuz aslında. En büyük avantajı bu. Ve halihazırda Kotlin bilen, native bilen geliştirici sayısı tabii ki daha fazla. Bu insanların direkt olarak multiplatform app geliştirmesine olanak tanıyorsunuz aslında. Farklı bir dil öğrenmesine gerek kalmadan. E, bu en en önemli değerlerden birisi. Mesela halihazırda ben şu an e, teknolojide çalışan bir developer'ım ve Kotlin biliyorum. E, bizim içeride basit küçük bir uygulama yazılacak ve bunu e, cross yazmak istedik. Şimdi bunun için Flutter mı öğreneceğiz biz? Ya da içeriye Flutter, Flutter developer mı alacağız? Hayır, ben yazacağım mesela. Yani bir örnek olarak ben dedim. E, o sebeple böyle böyle avantajları var aslında. E, bunları söyleyebiliriz. Özellikle bir iki dakika daha bekleyelim. Arkadaşlar eğer sorusu varsa cevaplayalım. Ondan sonra etkinliği bitirebiliriz sizler için uygunsa. Tabii ki. Bir iki soru daha alalım. Sonra bitirebiliriz. gerçekten gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkürler dinlediğiniz için sağ olun. Ya böyle çok detaya girmek istemedim ama proje içerisinde böyle biraz detaylandırmış olabilirim. Ee, olabildiğince yüzeysel geçmeye çalıştım açıkçası. Umarım güzel olmuştur. Evet arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu yayından gelmesi için sizin destekleriniz önemli. Birkaç soru daha alalım. Soru sormak istiyorsanız. Sizin sorularınızı bekliyoruz. Teşekkürler Dilek. Dinlediğiniz için sağol. Ee, arkadaşlar canlı yayınımızın ve canlı sohbetin tekrarı YouTube'da yayınlanacak hemen sonra. Ee, canlı canlı sohbetteki sorular ve cevaplarını ise genellikle bir iki gün falan sürüyor yayınlanması. Ama onlar da yayınlanacak. Ee, özellikle bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederim. Özellikle Caner Bey çok güzel bir etkinlik oldu bize. Hem yani eğitici oldu çok hem bilgilendirici çok oldu. Çok yani bu jetpack kompost gerçekten aslında beni de meraklandırıyor. Ama şu an ben ismini vermek istemedim. Başka bir şey kullanıyorum. O proje <laughs> <sonra. gülüyor> Ya Harika. Başladığında takıldığın nokta olursa ha, iletişimi kurabilirsin. Yani Herkes zaten iletişimi jetpack, kurabilir. O ilgilenmeyi bırakamayan adam biri benim işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel. bir dezavantajımız oldu. Ama şey yapacağım yani artık ilgilenmeyi de bıraktım şey yapmaya çalışıyorum biraz. Vallahi sevinirim. Bu tarafa da bekleriz. Ne diyeyim? Zaten yazmaya başladığında aldığın keyfi göreceksindir. Onun dışında sorusu olan yok galiba. Evet soru yok. İsterseniz ben bu canlı yanında sonlandırayım. Süreyi Tamamdır. Hemen... Tekrardan davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de sağ olun. Ee, bana istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz diyerek teşekkür edeyim. Orada da sonlandıralım. Tamamdır. Arkadaşlar canlı yayınımızı YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz aynı link ile birlikte. Buradan canlı yayınımızı sonlandırıyorum. Can ve katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi evet, yani şimdi isterseniz biraz bekleyin. Şimdi hemen kapatacağım. Tamam. Şimdi kapattım Can Bey. Can yayını.